Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere Ali Kemal ve Dino'nun dans gösterisini göstereceğim. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu etkinliğimizde, daha doğrusu bu dans gösterimizde neler yaptık? Arkadaşlar bir tane sahne çizdik. Bakın farklı dekorlar var. Bunların hepsini tek tek çizdim. Aslında hepsi aynı, kopyala yapıştır yaptım. Sadece şu renkleri değiştirdim arkadaşlar. Çünkü sahne geçişleri de olacağı için sahnede şöyle ışıklar yanıp sönecek. Daha güzel gözüksün diye. Ve ne yaptım? Dinozor ekledim. Dinozor hareketi dans ediyor. Ve Ali Kemal'in farklı resimlerini çektim. Bakın arkadaşlar, onu da göstereyim isterseniz. Şöyle bakın, Ali Kemal'in farklı resimlerini çektim arkadaşlar. Onu Eraser programıyla arkasını yok ettim ve onları tek tek ekledim. Hareket ekledim bu şekilde. Dinozora bakalım. Dinozorun hareketlerini görelim. Bakın arkadaşlar, dinozoru da bilgisayarından seçtim. İstersen farklı kukla da seçebilirsin. Bu şekilde. Şimdi kod bloklarımıza bakalım isterseniz. Ya da isterseniz bir kere çalıştırayım. Görün arkadaşlar. Ondan sonra kod bloklarımıza bakalım. Her zaman gibi bilgisayarım biraz kısım. Evet, bakın arkadaşlar. Dinozor dans ediyor. Ali Kemal dans ediyor. Bu şekilde sahnemde sürekli değişiyor. Bu başlangıç için küçük bir animasyon gösterisi. İleride daha iyilerini yapacağız inşallah. Şimdi bloklamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi önce sahnemizi bloklayalım. Arkadaşlar sahnemizde ne yapıyoruz? Şimdi ben şurayı hiç değiştirmeden aynısını buraya alıyorum, size gösteriyorum. Tıklanınca arıyoruz arkadaşlar. Sonra kontrolden sürekli tekrarla. Arkadaşlar fark ettiyseniz dekor değişti sürekli, değil mi? Bakın dekorlardan dekoru sürekli değiştiriyor. Onun için ne yapacağız? Sonraki dekoru alacağız. Görünümden arkadaşlar sonraki dekoru. Ve bunu belli bir zaman döngüsü koymamız lazım. Çünkü değişikliğini görebilelim diye. Bir saniye uzun olur. Onun için biz burada 0.5 saniye belirtmişiz. Buraya da tekrar 0.5 saniye yazalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde olacak. Burası tamam değil mi? Aynısını yazdık. Bunu silmiyorum. Siz de görün. Aynı şekilde rahatça yapın diye. Şimdi olaylardan tekrar tıklanınca alıyoruz. Farkındaysanız başlattığım zaman ne yapıyor? Bir de müzik çalıyor değil mi arkadaşlar? Sürekli tekrarla diyorum. Sürekli tekrarladan ses. Sesten şu denk meclis sesini bitene kadar çalabilirim. Ben buradan arkadaşlar kayıt yapabilirim. Bakın şuradan. Durayım. Şuradan arkadaşlar kayıt yapabilirim. Bakın buradan. Ya da bu müziği silip kendim farklı bir ses buradan seçebilirim. Tamam mı arkadaşlar? Bunu değiştirebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Ben onu seçtim. Ona uygun gördüm. Siz daha farklı bir ses ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Bu da bu şekilde. Bir de renk etkisini 25 derece arttır demişim. Onu kullanmamışım şu an bloklar içinde. Şunları kaldıralım. Bu tamam mı arkadaşlar? Evet, tamam olduğunu varsayaraktan sahnemizin kod blokları bu kadar. Bakın oldukça basit. Ama sahneyi çizerken arkadaşlar şuradan çizim modunda, tamam mı? Şuradan çizgi çiziyorsunuz mesela kalemle ya da şuradan çizgisele dönüştür noktasal halde. Orada kullanabilirsiniz eğer zorlanırsanız. Bakın şuradan da yapabilirsiniz. Eğer düz çizgi çizmek istiyorsanız shift tuşuna basmanız lazım. Farklı şekilde sahne de tasarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Her seferinde renklerini değiştirdim. Aynı şekilde kopyala yapıştır renk değiştirdim. Daha farklısını siz yapabilirsiniz. Şimdi birinci kuklamız dinozora gelelim. Arkadaşlar ben dinozoru kuklalar arasında seçtim. Farklı şeyler bakabilirsiniz. Hareketleri hoşuma gitti dinozorun. Bakın arkadaşlar bu şekilde hareketleri var. 7 tane. Gayet görsellik açısından da güzel. Onun için onu seçtim. Şimdi dinozoru kodlayalım. Önce olaylardan arkadaşlar tıklanınca alıyoruz. Sonra kontrolden sürekli tekrarla. Ve başladığı gibi farkındaysanız kılık değiştiriyor değil mi? Görünümden sonraki kılığa aldık. Ve ben bunu belli bir saniyede belli bir noktaya gitmesini istiyorum. Bakın ne yapıyor? Eksi 80'den eksi 40'a sürüyor. İzleyelim isterseniz. Geliyor değil mi? Şimdi ben buraya eklediğim için şu kod blokunu da sürekli hızlı değiştirdi. Bakın belli bir yere gidip geliyor. Mesela bunu kendiniz dinozoru ekleyerek şuradan alttan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın X, Y konumunu görebiliyorsunuz. Mouse neredeyse orada oluyor konum. Orayı ona göre güncelleyebilirsiniz. 0.5 saniyede süzül. Sonraki kılığa geç. Sonra tekrar eksi 170'te eksi 40'a süzül. Bunu ne yapıyor? Sürekli yapıyor. Sürekli yapınca hareket ediyor ve dans ediyormuş gibi gösteriyor. Kılığını da değiştirince. Evet, bunu da kaldırabiliriz arkadaşlar. Dinozorumuzun bloğu da bu kadar. Oldukça basit. Şimdi gelelim Ali Kemal'e. Evet, Ali Kemal'in arkadaşlar
Ne yapıyoruz? Ali Kemal. Şimdi arkadaşlar iki tane kod bloğu var. Şimdi farkındaysanız dinozor dans ediyor ama Ali Kemal etmiyor. Bakın 4 saniye sonra ediyor. Bakın. 4 saniye bekletik. Daha ağır yap. Sürekli tekrarlı. 5 saniye sonra. Evet arkadaşlar 10 blokları da olaylardan tıklanınca kontrolden sürekli tekrarla. 0.5 saniye bekle. Son nokta 5 saniye bekle. E ne yapıyor? Sonra saniye bekle. Sonraki kılık ve sonra dans gösterisi başlıyor değil mi? Arkadaşlar şunu şuradan kaldırıyorum. Mesela şu 4 saniye bekleyi en başa koysak 4.5 saniye olur değil mi? 4.5 saniye bekleyip sonraki kılığa geçmesi lazım. Şöyle yapsak nasıl olur? Bir deneyelim mi? Evet, hareket dans ediyor. Evet, oyun başlayınca 4 saniye bekliyor, sonra dans edebiliyor. Bunu çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Sahnenin dekorunu çizerken biraz siz yorulacaksınız. Dekor kısmını da bu şekilde geliştirerek farklı oyun platformları geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bizim etkinliğimiz, Scratch çalışmamız bu kadardı. Ali Kemal ve Dino'nun dans gösterisini beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve videomuzu paylaşmayı, aynı zamanda kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle, sağlıkla kalın.